Merhabalar, ben Köftesiz Köfte. Ve ben de Ömer. Ve karşınızda neyle bulunuyoruz? Colonel'la sohbet. Ve bu bölümümüzün konusu ne? Ömer abi, bu bölümümüzün konusu ne? Bu bölümümüzün konusu sizlerden gelen sorulara yanıtlar vererek devam edecek. Arada game'imiz dönecek. Birlikte sohbet nereye giderse o şekilde şekillenecek bir şey var. Belli bir sonu seçmedik için açıkçası. Lütfen asıl konumuzun üstünden geçme abi. Üstünden atlama. Atlamaya çalışıyorsun. Bu konuyu konuşmak istemiyorsun biliyorum ama. Sana bunu söylettireceğim abi. Hazmedemediğim bir konu. O yüzden hiç konuşmasak mı bunu biz? Maalesef böyle bir gerçek var hayatımızda ve bunu konuşmak zorundayız. Sorunlar Microsoft ve... konuşmadan halledilmiyor. He? Sorunlar konuşulmadan halledilmiyor diyorum. Mecbur konuşacağız. Evet. Microsoft'un özgür yazılımla arasını konuşacağız sizlerle. Dur, efkarlandım. Bir sigara yapıyorum. Dur, bekle. Evet. Cidden şaka değil. Konumuz Microsoft ve özgür yazılım. Evet. Bu nasıl buraya geldi abi? Nereden aklımıza geldi bu konu? Hemen onunla bir girişelim istersen. Buyur sen başla biz devam edelim. Diyorsun hala şoku atlatamadım. Evet. Sesin çok kesiliyor yalnız. Senden kaynaklı olabilir. Neyse ne diyordum. Demek ki sen şoku hala atlatamadın demiştim. Orası öyle. Bakalım ne yapacağız? Evet. Bu konu aklımıza geçen günkü bir Microsoft açıklamasından geliyor. Bu açıklamada Microsoft mikrokontrolörler yani ufak gömülü sistemler için yeni bir işletim sistemi duyurdu. Ufak bir detay söz konusu yalnız. Bu işletim sistemi bir Linux. Evet, Microsoft resmi olarak Ay, bir yakın. Linux dağıtımı yayınladı. Ben Microsoft'a ne zaman inanacağım biliyor musun? Ne zaman Linux için bir tane DE yazar, Desktop Environment yazar, o zaman güvenirim işte onlara. Şimdiye kadar hala beklemede kalacağım ben. Tamam kabul, adamlar çok güzel ama gerçekten çok güzel bir IDE, yani daha doğrusu editör yazdılar. Microsoft Code. Tamam, eski database sunucularını geçirdiler. Tamam, para kazanıyorlar. Tamam, Azure AD'i zaten tuzurttu, Linux şey yaptırtıyorlar, güzel. Ama hala da sevmedim bu marka şeyi firmayı. Yapacak bir şey yok. Evet. Neyse biz asıl bu haberi bir değinelim önce. Ömer abi, senin bu haber hakkında önden söylemek istediğin şeyler neler? Ben sadece şunu söyleyeyim. Microsoft'un ilk denemesi değil bu. Daha önceden kendi Azure üzerinde kendi switchleri ve şeyleri için geliştirdiği bir Linux dağıtımı vardı zaten. Yani in-house olan dışarı dağıtmadığı bir dağıtım hazırlamışlardı kendileri. Bu birazcık da şey amaçlı yaptılar arkadaşlar bunu. Aslında yine para amaçlı işin açıkçası. Kendileri bir board anladığım kadarıyla tam ayrıntısı tam açık değil gerçi. Henüz daha haber bunlar. Spekülasyon gibi bir şey. Adamlar bir tane mikrokontroller üretip yani Raspberry Pi benzeri bir şey üretip Yok, Raspberry Pi değil, daha çok Arduino tarzı diyeyim. Ya demek istedim Arduino olsun, Raspberry Pi olsun. Yani bir şey amaçlı. Internet of Things yaptırmamak için başka firmalara böyle bir donanım üretip bu donanımda koşacak işletim sistemi olarak da Linux'u uygun görmüş hazretler. Böyle bir şey düşünüyorlar. Bakalım ne Evet. olacak? Bu arada buna Azure Sphere deniyor. Bu mikrokontrolere. Bu hani şey, ufak gömülü sistemlerdir, şudur budurdur vesaire için kullanılacak ve bununla beraber adamlar bir Linux dağıtımı geliştirdi. Ha, sıkıntı şurada. Şu an için bunun tek geliştirme ortamı Visual Studio. Visual Studio kod da değil, direkt full Visual Studio. Hani o kadar ileri gitmelerini beklemiyorduk şimdiden, değil mi? Şimdi değil mi? Adımlar başladılar. Şeyle başladılar. Mono'yu şey yapmak için C# açma C# dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. .NET programlama dilini kaynak kodunu açmayla başladılar. Ona birazdan değinelim.
İlk önce bu haber hakkında son bir detay söylemek istiyorum ben. Detay Dinliyorum. şu, bu arada hani bu haberi şu şekilde yanlış algılamayın. Bu bir masaüstü ya da sunucu işletim sistemi değil. Bu sadece ufak gömülü sistemler için bir işletim sistemi. Bu detayı bir üstüne basayım dedim. Çünkü yanlış anlayacak olan insanlar olabilir. Şimdi Microsoft'un geçmişteki özgür yazılıma katkıları en basitinden sen girdin zaten .NET. Ömer abi .NET ne? Microsoft .NET nasıl diyeyim? Adamlar Java'nın benzeri bir sistem geliştirmek için .NET denilen bir sistem kurdular. Kendi şeyleri olan öncelikli olarak Microsoft işletim sistemlerinde çalışacak bunun bütün Microsoft ürünlerin tamamında ortak koşabileceği bir yazılım şeyiyle bir programlama dili geliştirmek istediler. Ama sonrasında ki kendi deneyimlerimden biliyorum. XP'de yazdığınız bir program 7'de bile çalışmama sıkıntıları olabiliyor. Bayağı bir sıkıntısı hala daha vardı. O yüzden tamamen soğudum. Ben karışmıyorum. Ama ben uzak duracağım. Böyle bir programlama dili şey yaptılar. Bunlar birden çok programlama dilini tek çatı altında toplama amaçlı yaptılar. Yani siz kalkıp da C# kodu yazmanız durumunda veya Visual Basic .NET'te kodu yazmanız durumunda normalde bu ortak dil olan ondan sonra değerleniyor bu .NET yapısında. Normalde sizin bir projede farklı programlama dilini eş zamanlı kullanabilmenizi sağlayan bir yapı olarak başladı. Microsoft bu olayı kendileri kaynak kodunu açıp da Linux'a geçirmeden önce Mono denilen bir proje başlatıldı. İsmini hatırlamadım. Bir yazılımcı olarak başladı bunu. Daha sonra da adamlar bu olaydan tamamen vazgeçecek duruma geldiler çünkü biz bu işin altından kalkamıyoruz gibisinden açık dünyadaki geliştirici arkadaşlar birkaç laf ettiler. Çok sıkıntılar vardı çünkü. Sonradan tekrar geliştirmeye başladı. Belli bir süre sonra artık Microsoft kendisi katkı vermeye başlayıp Mono'ya geliştirmeye yardımcı olmaya başladı. Ardından .NET'in kendisinin kaynak kodunu açtı. Böyle böyle ilerledi. Microsoft aslında köften sen bilgi vereceksen asıl desteğini ilk başladığı zamanlara geri dönmemiz gerekiyor. .NET'ten önce hakkında biraz konuşabilir misin? İlk başladığı zamanlar. Bak, bu noktada ne kastettiğini algılayamadım. Microsoft ilk desteklerini vermeye başladığı zaman aslında kernel çekirdek üzerine destek vermekle başladı. Ondan sonra diğer şeylere geçti. Çok temiz katkılar değil ama onlar abi. Evet, yaptığı edepsizlikler de oldu işin açıkçası. Bundan da biraz bahsedebilirsen arkadaşlar nereden nereye geldiğimizi daha iyi kavrarlar Microsoft şeyinden gibi bir Microsoft'un firmada. 2000'lerin başında Linux kernel'ına Big Boobs diye bir içerik girmişliği var. Sonradan bunun için özür dilediler. O ayrı mevzu. Gerçi benzer dönemlerde Steve Ballmer, o dönemki CEO'su Microsoft'un Linux için yazılım dünyasının kanseri diye bahsediyordu. Öyle de bir Ben durum. şeyi hatırlıyorum. Yani yanlış olmasın. 99 yıllarında şeyleri hatırlıyorum. Microsoft'un dergilere verdiği reklamları hatırlıyorum. Böyle bir şekil, bir hayvan şekli, burnu filden, ayakları zebradan almış gibi sistemin stabil olması için tek bir şey olması gerekiyor. Herkes karışırsa ürün düzgün çıkmaz gibisinden bir reklam çalışmaları yaptı. Zaten bu olay böyle. İlk önce şeye başladılar. Önce ne vardır? Yok sayarsın, sonra şey yaparsın, sonra savaşmaya başlarsın diye bir şey var. Tam o sözü hatırlıyor musun? Çok net hatırlayamadım. Öyle bir söz vardır. Ama büyük aşklar kavgayla başlar. Bizimkisi de öyle oldu gibi. Bakalım. Sonuç ne olacak? İç açıcı bir aşk değil yalnız. Çok hani creepy dediğimiz bir muhabbet vardır ya, o hissi veriyor. Sevgili Microsoft. Adamların girmediği olay olmadı. Yalnız girmeye çalışması, açık dünyaya girme, açık kaynak kod dünyasına girmeye çalışması aslında GitHub'a bütün yazılım geliştirme sürecini kaydırmasıyla başlıyor. O konuda bilgi verelim. GitHub'ın ne olduğunu bir GitHub'a değil, anlatabilir bu misin arada GitHub'a arkadaşlar? kaydırmıyor abi. Kendi Git depolarına kaydırıyor.
Efendim? Kendi Git depolarına kaydırıyor. GitHub'a Yok değil. yok. GitHub'a kaydırıyor. Hatta şöyle bir reklamla başlıyor bu olay. Siz oradaydınız. Sizi ayağımıza alacağımız, biz sizin ayağınıza geliriz diye bir reklam yaparaktan GitHub'a kayıyor tamamen. GitHub'a değil O ben konuyu sadece kaçır. kendi Git depolarına kaydırdılar diye Yok biliyorum. yok. Yok yok. Reklamlar işte şey yap GitHub'a kaydı. Hatta birçok şeyini GitHub üzerinden geliştiriyor. Yani bu neydi? Visual Code mudur? Nedir o kullandıkları IDE olsun veya TypeScript'in kodlaması olsun veya ne bileyim diğer birçok projesini GitHub üzerinden şeylerini Git depolarını GitHub üzerinden yayınlıyorlar. Bakalım. GitHub'tan bir Microsoft. Evet, Microsoft'un hesabı var. Tabii 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 ben çok Oha. iyi biliyorum çünkü hatta bütün kodları orada. Dur. Kaç tane depoları olduğunu sayıyorum. Bunlar kendi yayınladıkları depolar ya da katkı verdiği depolar. 1726. Bunlar proje gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her bir repoyu bir ayrı proje gibi düşünebilirsiniz. Evet. Microsoft'un GitHub'da bayağı bir Yok hatta ben şeyi şu şekilde hatırlıyorum Köftem. Yani bu adamların reklamını biz sizin ayağınıza geliyoruz. Geliştirme neredeyse oraya geliyoruz. Biz açık, daha çok açık kaynak dünyasına destek vereceğiz gibisinden bayağı bir reklam yaptılar bir dönem. Bu arada Belki sen onu yaptın. opensource.microsoft.com diye bir siteleri varmış mesela. Aynı şekilde şeyin de Apple'ın da var gerçi. Gerçi Apple'ın işletim sisteminin çekirdeğinin bir kısmı açık kaynak. Öyle. BSD olmasından Hatta ötürü. BSD olmasına ötürü ayrıca Apple'a şöyle bir durum var. Konu Apple'a kaymadan direktten dokunayım, geri dönelim. CAPS yani Unix daha doğrusu Linux veya Unix sistemlerin yazdırma sistemini şey yapan sunucu mu desem? Yazdırma sunucusu mu desem sana? Nasıl anlatabiliriz onu daha iyi? Yazdırma servisi Sistemin diyelim. yani yazdırma servisinin kaynak kodu geliştirme işini Apple aldı üzerine. CAPS projesi artık Apple'da. Açık kaynak kod olarak Apple devam ediyor bu olaya. Evet. Neyse, Apple'a bu ucundan dokundurduktan sonra Microsoft'la yolumuza devam edelim. Neden daha kötüymüş gibi bir his içime doğuyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Köfte? Daha epi ne olabilirdi biliyor musun? Ne olabilirdi? Tamam, Norvel'le ortaklık yaptılar, bayağı bir şey yaptılar. Kabul ediyoruz yani o Suse'yle. Daha da epi, ikimizin de ortak olarak gıcık olduğu bir şirketle ortak şekilde çalışmaya devam etmeleri olurdu galiba. Canonical. Aynen. Zaten onun en büyük etkenlerinden bir tanesi Linux subsystem, Windows 10'daki. Aynen. Biraz bahsedebilir miyiz bunlar? Linux subsystem diyoruz arkadaşlar. Dinleyen arkadaşlar da bu konu. İşte ona değinecektim ben de şimdi. Linux subsystem dediğimiz muhabbet Windows 10'un güncellemelerinden bir tanesinde ilk yılını geçtikten sonra başladı o. Windows altında bir Linux katmanı çalıştırabiliyorsun. Bu ne şekilde oluyor? Bu bir adet özelliği aktif ediyorsun. Onun ardından Microsoft'un marketinden Ubuntu, SUSE ve sanırım Fedora da geliyordu. Şimdilik bu ikisinden birini indirebiliyorsun. Bir adet program olarak bir komut tabanlı ama grafiksel değil, Linux sistem çalışıyor orada. Ya bunu yapmanın asıl amacının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İster istemez yazılım geliştirme süreci her ne kadar .NET'çiler bunu yeni yeni kavramaya başlasalar da yazılım geliştirme süreci asıl evinde hisseden, programcının evinde hissettiği Linux sistemleri arkadaşlar. Yani Linux demeyelim, Unix sistem diyelim çünkü Mac altında da geliştiren bayağı var. Unix sistem diyelim, Linux diyelim. Aşağı yukarı açık kaynak kod doğasına uygun sistemler diyelim. Tamam, Apple buna istisna oluyor ama ama buradaki Microsoft'un bu işi başlatması zaten adamların manifestosunda geçen şey yani programınızı Windows'ta da geliştirin size daha uygun ortam sağlıyoruz olayına getirmeye çalıştılar işin açıkçası. Biz burada gülüyoruz ama şöyle bir durum var. Her ne kadar
kadar ağlanacak durum olsa da şeyde sunucu yönetiminde bugüne kadar her zaman Linux sistemler, Linux BSD sistemler her zaman pik durumdaydı, en üst seviyedeyken. Şimdi maalesef Microsoft'un baya baya bir Azure sayesinde marketi ele geçirdiğini görebiliriz. Ya fiziksel sunucularda bir nebze evet ama sanal sunucularda hala değil. Yok, Azure şu anda bir numara. İşte Maalesef. Azure altında kullanılan işletim sistemlerinin çoğu yalnız Windows değil. Ama sonuçta Microsoft'a kaydı. Demek istediğim Ha, o. İşletim evet. sistemi olarak değil. Windows'a değil. Windows'tan bahsetmiyorum. Bahsettiğim Microsoft'a kayması. Yani Zaten Azure bayağı kullanılıyor. Amazon bayağı kullanılıyor. Google Cloud kullanılıyor. Google Apps daha doğrusu. Neyse. Bir de 3-5 bir bizim gibi hipsterlar DigitalOcean falan kullanıyor. Bizim şirketin mesela bütün sunucuları DigitalOcean'da. Ah. Yalnız çok ilginç bir şey. His. Hala bu bölüm bana çok ilginç bir his barındırıyor. Ha bu arada gene Microsoft'un .NET'i Linux'a geçirmesiyle beraber şöyle bir olay var. ASP de Linux altında çalışabiliyor. Ha neden çalıştırmak istiyorsun o ayrı mevzu. Hani neden çalıştırmak istiyorsun? Bilmiyorum. Ya ben Microsoft sistemleri yalan yok. Bir oyun için açıyorum. Onun dışındaki bütün geliştirme olsun veya normal yaşamım genellikle Linux. Masa üstümde Windows'un yer almasının tek sebebi ne biliyor musun? Oyunlar genelde. Oyun var da değil. Tekil. Overwatch. Windows'ta bende Overwatch dışında oyun kurulu değil. Windows altında bende kurulu olan şeyler Firefox, Overwatch, Discord ve şey lan Ve söyleyeceğim sana. antivirüs. Action. Ve antivirüs. Antivirüs yok aslında. Windows Defender var sadece. Windows fazla kullanmadığın içindir. İster istemez kuracaksın antivirüsü. Microsoft kullanıyorsan. Yani de Öyle bir hani gerçek var. ben Windows'a sadece Overwatch oynamak istediğim zaman girdiğim ve orada sadece oradaki Firefox'a sadece YouTube açtığım için yani ister istemez yani ihtiyaç duymuyor. Hatta Windows'lu kısmı shrinkledim o yüzden. Daha fazla yer kalsın bana diye. Windows bende şu an sadece 50 GB falan yer kaplıyor. Ben de birazcık daha fazla ister istemez çünkü her ne kadar sevmesem de gerekli olduğu için .NET'i Visual Studio falan yüklüyor. Bayağı bir yer kaplıyor ister istemez. Benim Geçen bizim bir şeyim var arkadaşlar. efendim. Ben bir sistem, ben kendim için konuşuyorum. Ben tamam Microsoft'u ne kadar sevmesem de bir iş hangi tool'la en iyi yapılırsa o tool'u kullanmayı tercih ederim. Ben müşteri A'da istiyorsa mevcut A'da yazacaksın. Şeyle alakası yok yani. Yani Şey. ben bunu seviyorum. Ben bunu Aklıma her zaman geçen gün olmuyor. geçen bir diyalog geldi bu arada. Onu söyleyeceğim hemen bir. Bir arkadaş geldi. Beraberinde başka bir arkadaş, okuldan bir arkadaşıyla beraber gelmişti bizim ofise. Geçen muhabbet şu. Beraberinde gelen arkadaşı da web geliştiricisiydi. Dedim, ne kullanıyorsun geliştirirken? ASP dedi. Direkt git. Git 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 moduna girdim. Biraz espiritüel bir biçimde. Gerçekten kovmadım da. Direkt arkadaşın dediği şey. Yalnız yazılımcının ırkçısı da çok ilginç oluyor. Ya ırkçılık. Neyse, açmayayım bu konuyu. Neyse yazılımcının ırkçısı da olduk ya. Şikayetçi değilim. O ayrı mevzu. Onu... Ha bu arada dur. Microsoft ve açık kaynak demişken. Windows File Manager var ya. Onun ilk versiyonu Windows 1 ve Windows 1, 2, 3, 1 falan sürümleriyle beraber gelen versiyon. Microsoft geçenlerde onu güncelleyip kaynak kodlarını yayınladılar. Ona bakmam gerekiyor kesinlikle ya.
Atayım hatta Duymamıştım. Discord'a hemen sana. Evet, Microsoft kendi eski bu arada File Manager'ını da yayınladı. Ve şunu fark ettim. Bu File Manager'da gezinmesi şu ankinden daha rahat. Bu arada evet, Windows'un File Manager'ı benim gözümde aşırı kötü. Önemli olan şimdi bu yolladığını kaç tane şey alacağı, pull request alacağı. Ben onu merak ediyorum. Efendim? Kaç tane patch olacak? İnsanlar kaç patch yollayacaklar acaba buna şimdi? Onu merak ediyorum ben. Ben de merak ediyorum. Ya, yalnız bir de bakıyormuşsun şey, Windows'un şu anki file manager'ını geçiyormuş. Özellik bakımından. Şaşırmam. Gerçi kolay değil. Çok fazla özelliği yok zaten şu anki file manager'ının. Nautilus daha fazla özelliğe sahip. Nautilus. Vallahi benim için vazgeçilmez Dolphin'dir. Dolphin. Dolphin. Bu arada hazır bahsetmişken KDE'nin KDE Applications'ın yeni sürümü çıktı Evet, arkadaşlar. gördüm. Baya güzel yenilikler mevcut. Senin kapı mı çaldı bu arada? Yok. Şey. Notification. Ha. Bende de onun haberi açıktı bir yandan. Onun hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlara. KDE geliştiricisi olan sensin abi. Öyle de dışarıdan gözle görmek çok daha iyidir. Ya haberi çok Sen detaylı ne yapıyorsun? okuyamadım. Dolphin'e bayağı bir iyileştirme gelmiş ama onu fark ettim. Ya tamamen şey, hani her şeyi daha rahatlaştırmak üstüne. Bu arada Dolphin, hani bugüne kadar kullandığım en başarılı dosya yöneticilerinden bir tanesi olabilir. Hani adamlar gerçekten mükemmel dosya yöneticisini yapacağız kafasıyla yola çıkmışlar ve çok iyi bir dosya yöneticisi. Hani ondan Dolphin'e yakın gördüğüm iki tane dosya yöneticisi var kalite bakımından. Biri Nemo, Cinnamon projesinin geliştirdiği. Diğeri de Ranger ve o tamamen komut tabanlı. Benim eski zamanlardan bir tek alıntılar. NC denilen bir tek şey vardı. Midnight Commander. Midnight Commander. O da efsanedir. Midnight Commander şeyin Linux versiyonu aynısı. Bu NC'nin şey şeklidir. Bizim çocukluğumuzda kullandığımız NC'ydi yani. En çok sevdiğimiz ne deniyor ona? Dosya yöneticisi. Sesin kesildi abi. Bağlantıda ufaktan sıkıntı var benim buradaki. O yüzden arada sesim gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Sanırım dosya yöneticilerinden girdiğimize göre. Bu arada birkaç tane sorumuz gelmişti. O sorulara azıcık değinelim mi? Olur. Şimdi ilk olarak bir arkadaş bayağı bir soru sormuş. Bu arada Microsoft konusundan uzaklaştığımız için teşekkür ediyorum tekrardan. Geri döneceğiz. Benim işim çıktı, gidiyorum. Ah, ilk olarak LTS kernel mı güncel kernel mı? Böyle bir soru gelmiş. Bu konuda ben şunu söyleyebilirim Bir arkadaşlar. saniye keseceğim abi. Tabii. Öncelikle LTS kernel'ın, yani kernel'ın ne olduğunu zaten artık biliyorsunuz bizim programı takip edenler. Yani Linux hakkında bilgisi olmayanlar. LTS kernel, yani LTS, Long Term Support Kernel dediğimiz şey, normalde kernel'ların birkaç ayda bir yeni sürümü çıkar. O yeni sürüm çıktıktan sonra önceki sürümün desteği kesilir. Onunla daha güncelleme gelmez. LTS kernel dediğimizde bu kernel birkaç bu sürüm birkaç yıl desteklenecek şekilde dizayn edilir. Mesela şu anki Linux'un LTS kernel sanırım 4.14. 4.14 şu anki en güncel LTS kernel. 4.14 hani bayağı birkaç yıl desteklenecek bir sürüm. 4 nokta. Arkadaşlar LTS'ten kastımızın birazcık da şöyle açalım istersen Köften. Yani desteklenecek. Sonuçta yeni sürüm gelecek. O destek devam etmiş olacak manasına değil. Yani buradaki yanlış anlaşılma olmasın. LTS'teki kastımız yani desteklenecek. O sürümdeki özellikler değişmezken o sürümdeki yani feature denilen yeni özellik eklenmezken yama olarak çıkacak olan bütün açıklar ve benzer şeyler kapatılacak. Ve sen belli bir sürümde
stabil şekilde kalabileceksin manasındaki şeydir. LTS. Yani Hani destek o basitçe manaya gelir. özellik eklenip çıkartılmaz, hata ya da güvenlik açığı varsa onlar kapatılır bu süre içerisinde. Peki, şimdi LTS kernel mi güncel kernel mi sorumuza bizim spesifik bir yanıtımız vardır Ömer abiyle. Söyle abi. Ne amaçla kullanıyorsan Evet. diyorum ben. Spesifik yanıtımız bu. İhtiyacına göre. Eğer günlük sistemdeysen, donanımın güncel bir donanımsa, yani sürekli en yeni şeyi istiyorsan güncel kernel kullanmak çok daha mantıklı. Eğer o şey bir işi amaçlı bir bilgisayarsa, her şeyin stabil olması gerekiyorsa ya da bir sunucuysa kesinlikle LTS kernel kullanmasın. En kernel'daki bir değişiklik senin iş akışını aksatabilir. Sunucuda zaten güncel kernel kullanmayı hatadır. Sunucuda her şeyin LTS yani long term support bir şey olması lazım. Uzun süre o şekilde devam etmesi lazım ki her güncellemede bir sıkıntıyla karşılaşma. Fakat günlük kullanımda bir bu sıkıntı çok önemli değildir. İki en fazla 5 dakikanı aksatır ancak sunucuda o sunucuyu yüz binlerce insan kullanabilir ve 5 dakika aksama çoğu insanın işine mal olabilir orada. Kürtem, istersen şöyle bir örnek vereyim. Bu arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır, dinleyen arkadaşlar için konuşuyorum. Mesela kernel'ın biraz gerilere gidelim. Bayağı gerilere. 2.2 sürümünün ne kadar Çok şey geri yok. oldu o. Çok geri oldu biliyorum. Çok iyi anlaşılmasını sağlayacak bu. USB desteği yoktu. Bildiğiniz USB. O dönemde USB vardı ama 2.2 sürümünün 2.4'te, 2.3'te USB gelmişti ama sen sunucularında USB desteğine ihtiyacın yokken kalkıp da bunu eklemen olası çeker diye sen hala da destekleyen 2.2 sürümünü kullanmaya devam ediyordun. Bazı feature'ları sen zaten kullanmıyorsun. Kardeşim ben bilmem ne özelliğini kullanmayacağım. Sallıyorum ne olsun? Microsoft'un Xbox controller'ıyla işim zaten yok benim. Artı bunun yanı sıra şöyle bir detay var. Linux kernel'a sadece özellik eklenmiyor. Bazen özellik de çıkartılabiliyor ki mesela 10 yıllık bir sunucun var ancak iş yerinin çalışması için o sunucu gerekli. O sunucunun donanımlarından bir tanesinin desteği kaldırıldı bir sonraki sürümde. Güncel kernel kullanıyorsun. Hayda, sunucu artık çalışmıyor. Köftem hazır özellik kaldırılmaktan bahsettik. Şimdi en son çıkacak olan 4.17 sürümdeki kernel'daki özelliklerden nelerin çıkartıldığı konusunda biraz bilgi verelim arkadaşlara. Yanlış hatırlamıyorsam 8 tane işlemci mimarisi çıkartılmıştı diye hatırlıyorum. Aynen. 8 tane işlemci demiyoruz arkadaşlar. İşlemci mimarisi tamamen kaldırıldı. Bunların çoğu zaten hiçbir zaman sizin karşınıza gelmeyen ve belki birçoğu da bu 8 tanesinden mesela 2 tanesi yanlış hatırlamıyorsam düzeltirler yanlış biliyorsam arkadaşlar yorumlarda. Hiçbir zaman markete dahi gelmemiş işlemci mimarisiydi. Yani tasarlamış, şey yapılmış ama üretilmemiş olanlardı. Ama destek gelmişti. Linux'ta bazen öyle olay oluyor. Adam üreticiler kaynak kodu açık olduğu için destek şey yapıyorlar. Kernel'a ekleniyor bu. Ama bu mimari şey hiçbir zaman markete yani satışı hiçbir zaman çıkmamış olabiliyor. Ama çıkmış olan da var. Sonuçta alamıyorsam köftem. Tekrar söyle. 8 tane kaldırılmıştı değil mi mimari olarak? Evet. Galiba. Ben de çok net hatırlamıyorum. Bu 8 mimari. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir ilginç durum var. Linux çıktığından beri ilk defa çıkartılan kaynak kodu satır sayısı eklenen kaynak kodu satırı ilk dönem oluyor. Şimdiye kadar sürüm olarak. Sesin kesildi abi. Tekrarlayacaksın son dediğini. Tabii. Bu kernel sürümü. 4.17 sürümü. Yanlış hatırlamıyorsam 17 değil mi? 4.17 evet. Şu an 4.16'dayız. 4.17 4.16'da 4.17 sürümü kernel tarihinde bir ilk olacak. Ne açıdan bir ilk oluyor? Eklenen çıkartılan satır sayısını karşılaştırdığımız zaman çıkartılan satır sayısı eklenenden daha fazla olduğu görünen ilk kernel sürümü. Aslında düşününce yazılım dünyasında hep yani yeni bir şeyler eklenir kafasıyla düşünülüyor da hani bazen eski kodların çıkartılması da gerekli. Aynen. Özellikle Linux dünyasında kernel'da en son yapılan değişikliklerden biri de kernel'ın içerisinden bazı şeyleri firmware olarak dışarı alınması, kernel'dan dışarı alınması gerçekleşti. Bu da doğal olarak kernel'ın birazcık daha zayıflamasına neden oldu.
Hafiflemesi diyelim, zayıflaması değil. Üç aşağı beş yukarı aynı yere geliyor. Ha, zayıflamak manasında haklısın. Türkçe düşünce haklısın, evet. Bir Hani başka yere kayabiliyor. güçsüzleşmek anlamına da geliyor o şey. Haklısın, haklısın. O konuda hiç düşün, onu hiç düşünmemiştim. Hafiflemek diyelim. Aa, Hafiflemesine sebep. hazır demişken bugün Ömer abiyle bir şeye bakıyorduk bir yandan da. İşlemci mimarilerinden bahsettik ya. Muhtemelen sizin çoğunuzun gördüğü sadece iki tane işlemci mimarisi var. Bütün hayatınız boyunca da göreceğiniz. Ya da bütün hayatınız boyunca demeyelim çünkü 10 yıl sonra yeni bir işlemci mimarisi gelebilir. Bu hani bu dönemler. X86 ve türevleri, ARM ve türevleri. Bu iki mimari var sadece sizin hayatınızda muhtemelen. Şu anda öyle, evet. Evet. ARM muhtemelen telefonunuz. %90 ihtimalle ya ARM ya da ya ARM 64 kullanıyorsunuz. Televizyonunuz Ekleyelim. muhtemelen ARM. Aynen. Televizyon. Onu bahsedecektim. Şimdi Bilgisayarınız yakında ise x86 mimarisi kullanan AMD 64. AMD 64 mimarisini kullanıyor. Bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar. ARM yaptığı sözleşme şeyiyle Intel'le normalde bir anlaşma yapmıştı şey sunucu şeyine. Ama bunu kırmaya çalışıyor. Artık ARM sunucularda göreceğiz gibi gözüküyor. Aslında var piyasada. Pogo Linux mesela satıyor. ARM işlemcili sunucular. Aslında bu konuda şeyi alabiliriz. Cafer abi konuk alıp bunu konuşabiliriz. Olabilir. Mantıklı bir konu. Bu arada demin dedik ya şu an işlemciniz ARM AMD 64 diye. Evet, Fakat birçok kişi bunu kafa karıştırıyor. Çünkü adam dur. sistem kuracak. Tam şunu diyecektim. Birileri şunu diyebilir. Yaz benim işlemcim Intel. Ömer abi. yapısı şöyle başlıyor işte. Bu tarihçeye baktığımız zaman biraz önce onu konuşuyorduk. Piyasaya ilk 64 bit şeyi çıkartan, işlemciyi çıkartan AMD. X86 mimarisindeki ilk 64 bit işlemci diyelim. Doğru. Buna yeni şeyler katkı instruction 64 bit instruction sadece şey büyümüyorsa data segment değil aynı zamanda instruction segment kısmı da büyüyor 64 bit şeyini şey yapıyor. Doğal olarak buna yeni instructionlar ekleniyor ve bu bir melez bir yapı olmuş oluyor. Yani x86 Intel'in çıkarttığı architecture üzerine yeni eklemeler yapıldı. Intel'in şeyin AMD'nin çıkarttığı bir yapı oluyor ve buna kendisi AMD 64 ismini veriyor. Evet. Intel aynı dönemlerde istersen devam edeyim sonradan sana bırakayım. Devam et abi. Intel aynı dönemlerde Itelium denilen kendi 64 bit şeyini çıkartmaya başlıyor. Bu arada bahset 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2002 veya 2003 gibi bir şey olması 2003. gerekiyor. O civarda bir şey olması gerekiyor. Tam kesin konuşmayayım ben. Intel bu Itelium serisi çıkardığında IA diye geçiyor. Itelium şey yıl. Onlar da kendi IA 64 denilen kendi şeylerini, architecture'ını çıkartıyor. Ama piyasada markette şeye AMD yeniliyor. AMD'nin bu şeyine yeniliyor. Böyle olunca bir anlaşma yapıyorlar, karşılıklı anlaşma. Şey lisanslıyor. AMD'nin bu instruction set şeyini lisanslıyor Intel. Ve bunun ismine de şey ortak yaptıktan sonra x86-64 ama normalde o da şeyden kaynaklı söylüyor bunu. AMD 64 derse müşteri kaybederim şey var birazcık. Korkusu var yani işin açıkçası. Evet, öyle bir durum var ama mimarinin adı AMD 64. Ve bu yüzden de çoğu Aynen. Linux dağıtımının 64 bit sürümüne baktığınız takdirde orada AMD 64 yazar. Yani şu anda kullandığınız işlemcilerin tamamının normalde şeyi AMD 64 şey, ya, şeyiniz aklınız karışmasın. Evet, hani isterseniz Intel'in en güçlü işlemcisini kullanın. Onun o işlemcinin mimarisini dizayn eden taraf AMD. Ama şöyle de bir gerçek var. Intel bu anlaşmayı yaparken bu aynı architecture'ını kullanmayı kabul edip de kullanmayı kabul ederken karşında bir şeyler verdi AMD'ye. Bunların en başında MMS şey ekstra instruction setler olan MMS instruction setler olsun şeyler olsun bunları verdi. Karşılıklı bir al gülüm ver gülüm durumu oluşturdular. Alan memnun, satan memnun diyoruz biz buna.
Aynen. Bu arada hazır bahsetmişken AMD'den, ha bu arada biz Microsoft'un açık kaynak dünyasına girmesi aynı durum donanım camiasında iki ezeli rakip arasında da gerçekleşti. Hiçbir zaman yan yana gelmez dediğimiz hep kavgalı olan NonVK değil mi? Intel'le. Efendim? NonVK değil mi diyorsun? Hayır. Intel'le AMD'nin Ha arasındaki bu ha şeyi ha diyorum. ha ha ha. Bir an sesin kesildi de. Evet, Intel AMD Bundan arası bahsedelim biraz çok mesela. ilginç bir olay oldu. Aslında bu daha önceden olmuştu. Ürünü daha önceden başlamıştı. Yani piyasaya sürüldü artık. İçinde gömülü AMD ekran kartı olan Intel işlemci piyasaya sürüldü. Tekrar edebilir misin? Daha iyi anlasınlar arkadaşlar. Bir daha alalım. İçinde AMD ekran kartı gömülü Intel işlemci. Bu arada burada bahsettiğimiz laptoplardaki harici AMD ekran kartı tarzı bir şey değil. Bayağı bildiğin Intel işlemcinin içinde Intel ekran kartı yerine AMD ekran kartı var. Ve performans bariz şekilde çok çok daha iyi Intel'in Bayağı eski ekran iyi. kartlarıyla Güç kullanımı karşılaştım. çok değişmeden performans çok güçlü oldu. Bunun anlamı çok çok ağır, yani şey AAA tarzı oyunlar haricinde çoğu casual oyunu, az sistem gerektiren oyunu gömülü ekran kartıyla oynayabileceksiniz artık. Bu işlemciye sahipseniz. Çok Ya fazla. biz hep küfrettiğimiz şirketler bir başka şirketlerle bir araya gelmemizi sağladılar. Evet. Bak Nvidia örneğin. Sövmediğimiz kalmadı. Linus Torvalds'ın da söylediği bir şirket olmasına rağmen. AMD yapmış oldu. Bu arada dur, Nvidia demişken gelen bir sorudan bahsedeceğim. Gelen bir soru, Nvidia açık kaynak kodu sürücüsüne neden özen göstermiyor? Gelecekte göstermeyi düşünüyor mu yoksa AMD ekran kartı mı alalım? Bu arada ufak bir hatayı düzeltelim bu soruda. Nvidia o açık kaynak sürücüsünü ki o açık kaynak sürücüyü Nvidia geliştirmiyor. Onu tam Katkı veriyor. katkı da vermiyor, köstek oluyor sadece. Az da olsa veriyor ama fazla değil. Kösteği daha fazla. Bayağı köstek oluyor. Bir ara şey açık kaynak sürücünün briklenme şey açık kaynak sürücü yüzünden ekran kartının briklendiği olaylar var. Nvidia'da. Hani öyle bir durum var. Bu arada Nvidia'nın açık kaynak kodlu sürücülerinin başarılı olmamasının sebebi bu. Nvidia bayağı bir köstekliyor onları. Hani adamlar yani geliştirmeye uğraşmak yerine Nvidia'nın koyduğu engelleri geçmeye çalışıyorlar. Diğer yandan AMD mesela bu konuda çok rahat. Adamlar diyor ki abi zaten adam donanımı almış. Neden benim istediğim yazılımı kullanmasına uğraşayım? Adam bunu istiyorsa, bununla daha rahatsa bunu kullansın. Ben bu adamlara destek vereceğim diyor. O adamlara blueprintlerini veriyor. Ancak şöyle bir olay var. AMD'nin şu an iki tane güncel sürücüsü var. AMD GPU, bu açık kaynak kodlu sürücü. Bir de AMD GPU Pro, kapalı kaynak sürücü. İsimlerden işleyiş hakkında bir şey anlayabilirsiniz. AMD diyor ki, açık kaynak sürücüyü geliştirin. Ben kapalı kaynak kodlu sürücümde ancak bunu da kullanacağım. Bunun üstüne bir katman olarak koyacağım ben de kapalı kaynak sürücümü, diyor adamlar. Ve düşününce aslında AMD için aşırı mantıklı bir seçenek. Sürücü geliştirme konusunda iş yükünü hayvan gibi düşürüyorlar. Ve bir yandan da topluluğu memnun tutuyorlar. Ömer abi. Ama Nvidia'nın da açık kaynak dünyasına şeyleri katkıları olmuyor değil arkadaşlar. Örneğin open source yani hardware'in kendisinin open source olduğu şeyler projeler de mevcut Nvidia'nın. Mesela Nvidia DLNA denilen bir projeleri var. Bunlar deep learning için şey yaptığı ek bir koprosesör diye hatırlıyorum ben, yanlış olabilir. Böyle çalışmaları da var. Yani çok şey de değil. Yani aslında tüm şirketler için open source para kazanmak için bir araç olarak görünüyor işin kötüsü. Aslında düşününce bayağı mantıklı bir araç da çoğu firma çok özen göstermiyor. Ya buna karşı değilim. Sonuçta herkes, yani bizim bir abimizin şeyi vardı, lafı vardı. Yani biz şey mi yiyeceğiz? Yani oturup da hardware yemiyoruz. Biz de para kazanmamız gerekiyor bu işten. Yani. Ama birazcık daha
Yani yemek yediği yere birazcık daha saygın olsun diyorum ben. Ahmet'in o yüzden bu olaya gidişatını benim bayağı hoşuma gitti. Oğlum blueprintler boşuna ters mühendislikle uğraşmayın. Dedi resmen adamlar. Uğraşmayın ya. Ay, alın. Siz Ya stabil olmasına uğraşın. Sürücünün. şimdiki nesiller fazla tersine mühendislikle uğraşılan karşılaşmadılar için garip tarafı. Bizim şeyimizi sen de hatırlarsan Win modem dediğimiz zamanlar vardı bir dönemde. Ondan biraz bahset. Dur Nelerle tekrar söyle. uğraştık. Win modem dediğimiz modemlerden bahset. Ha, Zamanında Win uğraştığımız. modemler. He? Windows modemler, Win modem uğraştığımız çileleri düşün. Şey şu Zamanında. sim kartlı modelleri mi diyorsun sen? Yok şimdi arkadaşlar bir dönem faks modem kartlarının günümüzde hepiniz ADSL kullanıyorsunuz ama zaman biz Dur o dönem gençliğimizde o dönemler bende internet yoktu o yüzden ben iptalim ona ben sen yok gelemiyorum. muydun İnternet o yoktu bende o dönemde? zamanlar. Aa yazık. İşte o dönemlerde şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Donanımın kısmında şeyde modem, faks modem donanımız bir tane daha entegre içeriyor içerisinde. Bunu donanımsal yapıyordu bunu. Donanım bir anlaşma yaptı. Onun şeyini işlemci kaydırdı. Ama doğal olarak bunun şeyini hiçbir zaman açmadı Microsoft o dönemde. Kodunu açmadı. Yani o modemler sadece Windows'ta çalışan modemlerdi. O konuda bayağı bir tersine mühendislik uğraşları oldu. Evet Köftem, bir sonraki soruyu alalım. Evet. Şimdi Gianni mi Atom mu? Demiş editör olarak. Vim Gianni daha diyorum ben. doğrusu galiba o diye okunuyor. Nom'un bir text editörü. Doğrudur. Ben neden Vim kullanmıyoruz diyorum. Vim candır. Vim candır Yani. gerisi heyecandır. Ama illa grafiksel bir ortam kullanacak yaz diyorsanız benim şahsi favorim Atom. Yeni gittiğini söyleyebilirim. Microsoft'tan her ne kadar ben yayının başından beri anladığınız gibi nefret eden bir insan olsam da onların yeni geliştirme ortamını bayağı hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yeni idelerinin. Şey, Visual Studio Code güzel. Evet. Bayağı güzel çalışıyor. Hani yiğidi öldür hakkını yeme. Ama sıkıntı şurada. Yapan firma Microsoft, o yüzden kullanmıyorum. Ve bu arada tamamen açık kaynak kodlu bir editör. Ona rağmen kullanmıyorum. Fork et. Fork et onu köfte yap. Hani Emacs kullanırım, Visual Studio Code Bak şimdi flame başlatacaksın. amacım buydu. Neyse, bunun yanı sıra eskilerden Sublime. Emacs arkadaşlar, Emacs mükemmel bir sistemdir. Tek eksiği vardır. Tam bir işletim sistemidir aslında Emacs. Tek bir eksiği vardır. Bir tane metin editörü yoktur içerisinde. Her şey mükemmeldir. Böyle bir sistem. Bu arada Bilen Emacs, zaten bilir. ufak bir detay, Emacs metin editörü olarak geçer. Metin Neyse. editörü müydü o? Öyle geçiyor. Yanlış yazdım. Typo'dur o, typo. Hata vardır. Yazılım Editörleri yok ya o yüzden. hatası vardır. Neyse, ne diyordum? Bunun yanı sıra eskilerden Sublime Text vardı. Bayağı kullanıyorduk da. Sonradan unutuldu gitti. Yok hala daha kullanan bayağı yaygın olarak Var. kullananlar var. Ama hani şey, sen ben falan kullanmayı bıraktık galiba. Şimdi Atom çıktıktan sonra benim Sublime'a geri dön kalmadı işin açıkçası. Yani özetle Ama bizim bu arada mesela bizim Python Türkiye grubunda hala Notepad++ diye duran arkadaşlar da var. abi Yap. o gün öğrendim hala Notepad++ kullanan insan varmış. O gün öğrendim ben bunu. Notepad++ niye kullanırsın ya? Sana ne katkısı var? Hiçbir artısı yok. Tamam, zamanında çok güzel bir projeydi ama yani şimdi kalkıp Zamanında da detayına dikkat çekelim orada. yani şimdi kalkıp da bilgisayarınızda Windows 95 kurmuyorsanız veya
Az önce bahsettiğim gibi kernel 2.2 USB'siz bir kernel içeren bir dağıtım kurmuyorsanız niye Notepad++ kullanasınız? Değil mi? Bu arada Yani. Türkiye'deki sunucu firma, yani Türkiye'deki sanal sunucu firmalarının hala çok uyuz olduğum bir detayı var. Çoğu hala ama hala kernel 2 döneminden kernel'lar kullanıyor. Hani hala desteklenen bir kernel iki altılardandı galiba. Daha da kötüsünüz. Hala Python 2 öğrenmeye çalışan insanlar var. Arkadaşlar, Python 2'den uzak durun. Python bile desteği kesiyor. Uzak durun. Uzak durun. Ben sopayla bekliyorum artık. Python 2 kullanmak Aynen. isteyen arkadaşlar Python 2 için. grubunda Ömer abi sopasıyla hazır. Her daim. Python 2 grubu mu dedim ben? Aynen. Abi aslında çok doğru. Bak konuşalım bunu. Grupta adminlerle konuşalım. Python 2'yi kullananları ayrı gruba alalım biz onu. Kendi aralarında yaşasınlar. Diyorsun orada takılsınlar kendi hallerinde. Tabii zaten dağıtımlar da koymayacaklar artık. Python 2 desteğini hiçbir şekilde dağıtımlarda da olmayacak. Abi. Artık o gruptaki kişiler kullanırlar. Derlerler kendi sistemlerinde Yani kullanırlar. en mantıklısı. Yalnız bana 3 kişiden duymuştun galiba bunu. Bir tane Python 2 kullanma gerekçelerini söylemiştin ya. Söyle abi. Patlat Python 2 niye kullansın diye sordum arkadaşların. Genellikle yanıtları şey oluyor. Tamam, bir tanesi anlaşılabilir, kabul edilebilir bir yanıtlardan biri arkadaşlar. Bu arada Python 2 diyoruz, Python şey diyoruz. Python bir programlama dili arkadaşlar. Hiç bombayı. Benim kanalı takip kurcalama ediyorlarsa Django'da ben Python kullanıyorum ama Python 3 kullanıyorum. yapmaz. Hayır, Python 3 demene gerek yok. Artık Python 3 benim için. Yani bunu o şekilde kabul ettirelim. Python 2 Evet. yok. Öldü. Burada şeyi anlatıyorduk ya. Bu LSD'yi anlatıyorduk. Şeyi LSD'nin Abi kafan çok güzel bakıyorum. long time support muhabbetini anlatıyorduk ya. Python 2 şu anda o pozisyonda ve 2020'de bitiyor bu. Yani şeyi bitti. Hiçbir şey eklenmiyor. Siz son ismini feature şey eklenmiyor. Sadece eklenen bug fixler ve son bug fix şeyi de kadarıyla. Ne? En son sürüm 17 idi galiba, değil mi? 2 Bir dakika, ben de ezberden konuşmayayım. Python sitesine bakayım. Neyse bu çok boş ver abi. Devam et sen. Tamam. Bombayı patlatmanı bekliyorum. En çok şey yaptıkları, kabul ettikleri, savundukları test internet daha fazla bol oldu. Tamam, bu Dur, kabul sesin edebilir ama kesildi. Ben orayı düzelteyim. Evet, internetten kaynakların daha rahat bulunduğu. İnternet ya da kitaplardan. aynen. Ki Bu kabul aslında edilebilir bir. Bu kabul edilebilir bir mazeret. Ama Python 3'te de aynı kaynaklar mevcut. Bu birincisiydi. İkincisi, yazdığım projede sadece Python 2 destekli modüller mevcut. Ki böyle bir şey kalmadığı kadar az yani. Çok istisnai birkaç modül dışında. yani bu da gene bir nebze kabul edilebilir. Bombayı bekliyorum ben şu an. Evet. Ekrana yazı yazdıran print statement'ı, print şey komutu parantezlerle kapatılmak zorunda değil. O yüzden Python 2 kullanıyorum diyenler Evet, yavaş alkışımızın ardından diğer sorulara geçelim. Gördüğüm kadarıyla KDE'ye tekrar KDE'ye dönmüşsün. Neden? Neden? Çünkü karşılaştığım bütün sorunların çözümünü buldum. Bu. Bu. Ve non Evet. daha fazla sorun çıkartmaya başlamıştı bana. Ben dedim her zaman doğru yolu bulacaksın diye. İnanıyordum buna. Evet. Ve ilginç bir soru. Programcılıkta en çok hangi dala ihtiyaç var? Benim buna çok ilginç bir yanıtım var. Hazır mısın abi? Dinliyorum. Sen hangi dala daha çok ilgi duyuyorsan o dala daha çok ihtiyaç var. Ben şunu belirteyim arkadaşlar. Programcılığı şey olarak düşünmeyin. Yani bir sektör daha ön plana geçiyor diye ona ilerlemeye çalışmak çok yanlıştır. Yani sen kendi bir dilde en iyi şekilde öğren. O dilde zaten geliştireceğin yazılımlar bir şekilde belli süre sonra yine gelecek. Bu günümüzde hala mesela piyasada sallıyorum C#, Türkiye için konuşalım. Çok fazla C#
iş ilanı var diye şey yapıyor. Hani C Sharp'ın daha iyi olması veya daha kötü olması değil. Piyasadaki o şirketin bir şey vardır şirketlerde. Bir direnç kat yapısı. Bir şey çıktığı zaman ona geçmek konusunda bir direnç şeyi vardır. Beklentisi vardır. Mesela Python'da yavaş yavaş kırılıyor bu. Yani şirketler gelin Python'la bu kodu yazın, Python çıkmış, hadi gel deyip de geçiremiyorsunuz. Ha Belli bir şey gerekiyor. mesela benim şirketime web geliştiricisi olarak gelirseniz ve CV'nizde ASP ya da PHP varsa ben size anında reddedildiği basarım. PHP o kadar kötü demeyelim. PHP o kadar kötü değil. Perl'le gelmesinler Olsun ben PHP'yi de reddediyorum. de. Şirkette bir tane bile PHP projemiz yok. Ya mesela Türkiye'de şey olsa bile hala öyle bir programlama dili kalabileceğimiz Delphi için bile hala program edebilirim dünyada. Yani hangi dil popüler onu öğrenelim şeklinde ilerlemeniz bir şey size katmayacaktır. Yani burada aslında kastettiği dil değil de sektör. Alt sektör olarak. Da hani orada da hani dediğim gibi neye ilgi duyuyorsan onda daha fazla ihtiyaç vardır sence. Sana göre. Hani web geliştirme ilgi duyarsın. Onda açık olur bulursun. Robot programlama ilgi duyarsın. Ki aslında oh, baya harika, baya eğlenceli bir iştir. Onda açık olur senin için. Neden olmasın? İstediğini yap. Kaldı ki hani bu sektörler arası geçiş aslında o kadar da zor değil. Sadece o yeni geliştireceğin ortamı öğrenmen gerekiyor bir süre. Ama şey, programlamanın mantığını öğrendiğinde o adaptasyon o kadar zor değil aslında. Hey Yoş, ben hala doğru düzgün masaüstü uygulaması geliştiremiyorum. Ama bu neden? Çünkü ben ilgi duymuyorum masaüstü uygulamasına. Neden öğrenmediğim bence net bir biçimde anlaşılmıştır. Ha, arkadaşlar şeyi merak edebilir. Yani tamam biz buna yönelmeyin demiyoruz. Yani peki şu anda popüler olan ilmi hangi yöne diye şey yaparsanız günümüzde mobil programlama, web programlama bir tık daha ön planda. Yani desktop uygulama geliştirme artık eskisi kadar şey yapılmıyor. Aranmadığı bir gerçek. Günümüzdeki Çünkü desktop uygulamaları da zaten web uygulaması aslında. aynen ona değinecektik. Discord mesela Bazı aslında bir web sitesi. aynen. Atom'un Birazcık kendisi şeyden bile bir web bahset. uygulaması aslında. Atom. Elektron'dan biraz bahsedebilir misin Köftem? Elektron. Bu arada bunun başka alternatifleri de var. Sadece Elektron en yaygın olanı. Elektron web uygulaması geliştirir gibi masaüstü uygulaması geliştirdiğin bir ortam. Bu arada Elektron'da bayağı bildiğin backend'ini yazıyorsun. Bununla beraber arayüz olarak HTML ve CSS yazıyorsun direkt. Web sitesi geliştiriyorsun aslında. Bir program olarak kullanılan bir web sitesi geliştiriyorsun. Çok eğlenceli de bir olaydır. Ama Electron bu arada backend olarak JavaScript kullanır. Onu söyleyeyim. Ufak bir dezavantaj olarak biraz ağır. Yani zayıf bir sisteminiz varsa çok mantıklı bir seçenek değil Electron uygulamaları. Elektron 2.0 şu anda sanırım çıkacak olan en son sürüm. Bayağı bayağı toparladıklarını söyleyebilirim. Bu arada hazır haberlere geçmişken Dur abi. birazcık sen sor. Bunun bir devam sorusu var. Ha tamam pardon. Yeni başlayanlar için hangi programlama dillerini tavsiye ediyorsunuz? Ben mi yanıtlayayım? İlk önce sen yanıtla, sonra ben yanıtlayacağım. Ben bir programlama diline başlarken büyük ihtimalle alakamız konu. Hangi programlama dilinin zor, kolay olduğu olayına katılmıyorum. Yani bir kişi assembly ile bile başlasa onun için zorluk aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Yani bir programlama diline Esen de o başlarken kadar değil. Esen de biraz uçuk bir örnek oldu abi. o kadar bile söyleyebiliriz. Çünkü ben şeyimi hatırlıyorum, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Dergilerde yaklaşık ne? Abi o 10 basic'ti. yaşındayken bile O yok. basic'tir. Esen de değildir. Köftem, kendi okuduğum dergiyi sana şey yapacak değilim yani. SMLİ kodlarıyla oyun yazma şeyleri vardı. Commodore şeyler kodları vardı yani. Basic değil. Abi Bildiğimiz muğlarla şeylerle şey yazıyorduk. Siz söylesin. Oyun yazma şeyleri vardı. Yani ben şunu söyleyeyim. Günümüzde dergicilik zaten öldü. İnternetle birlikte dergi bitti de eskidenki dergi kavramı çok çok daha kaliteliydi. Bilişim dergileri çok çok daha kaliteliydi. Yapacak bir şey yok o konuda.
Neyse. Ama konumuza geri dönersek programlama dili öğrenirken öğrenmesi gereken programlama dili değil, algoritmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani bu işi bilgisayar nasıl düşünür? Bunu algoritma kurmayı öğrendikten sonra bütün programlama dillerinde kontrol şeyleri, döngüler ve benzerleri hepsi aynıdır. Yani ufak sintaks, yazım hata, yönüş şeyi değişmesi dışında hepsi aynıdır. O Ya da yüzden bir 3 aşağı 5 yukarı benzerdir diyelim. aynen. O yüzden öğrenmesi gereken şey aslında programlama dilinin kendisinden çok program nasıl yazılır öğrenmesi gerekiyor. Sonrasında önüne ne koyulur? Önüne Python koyulur, Python'la yazar. Java koyulur, Java ile yazar. C++ koyulur, C++ ile yazar. Yani programlama dilini öğrendik, programlama dil de algoritma kurmayı öğrendikten sonra elindeki tool'a en uygun şekilde onu yazmayı belirli şekilde yapar. Ama bir başlangıç noktası illa istiyorsanız benim kişisel tavsiyem Python'dur. Benim de tavsiyem aynı şekilde Python. Python hani ciddi anlamda çok esnek bir hem esnek bir dil hem de zor bir sinteksi yok. Yani sinteksi dediğimiz yazım kuralları diyelim. Zor bir yapısı yok orada. Yani mümkün Aynen, olduğu ama şöyle bir şey var. Bilgisayar nasıl çalışır? Bilgisayar nasıl bu işi yapıyor? Yani gerçekten bilgisayar bilimleri konusunda bilgi edinmek istiyorsanız Python öğrendikten sonra, Python'la giriş yaptıktan sonra kesinlikle C++ ve C diyelim, daha da olsun. C++ değil de C öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü arka planda bu işin nasıl yürütüldüğünü, bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak için C öğrenmesi gerekiyor bir şeyin. Bakın, bir yazılımcının buna ihtiyacı yok. Bir programcının belki yok. Ama bir bilgisayar mühendisinin, bilgisayar sektöründe bu işin tam olarak ne olduğunu anlaması isteyen kişinin bir C programlama dilini öğrenmesi gerekiyor. En azından kişisel düşüncem bu. evet, ben de buna katılıyorum. Ya da en azından yani C'de şakır şakır C yazamasın da C'de bir kod gördüğünde o kodun ne işe yaradığını anlayabilsin en azından. Yok, istemiyorum köften ben. Benim söylediğim şu. Bir linked list nasıl çalışıyor? Bir linked list'i yapmak ve bu şeyleri data structure yapılarının nasıl çalıştığını, arka planda nasıl yaptığını veya bir bubble sort mesela bir sort'un nasıl işlediğini arka planda daha iyi anlaması için veya bir oluşturulması, bellekte bunlar nasıl tutuluyor, nasıl işlem yapılıyor veya bir thread yapılarını düzgün kavraması için C'yi bilmesi gerekiyor. Şey değil bu bahsettiğim olay. Yani çatır çatır yaz, ya daha doğrusu C kodunu göreceği burada ne yaptığı olayı değil de sallıyorum şey için bir string oluşturdunuz. Şey gibi. Arka planda bu nasıl oluşuyor olayı, yani bellekte nasıl tutuyor olayını anlaması için C'yi bilmesi gerekiyor diyorum. Yani burada bahsettiğim C programlama dili değil, C'nin bu işi gerçekten bilgisayarda nasıl yaptığını anlamasından bahsediyorum. Ama bu ileri konu. Yani yazılımcının bilmesi gerekmiyor da bilgisayar bilimlerinde hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bunu. şimdi bir başka soruya geçelim. Başka birinin çok ilginç bir sorusu vardı. Dur, soruyu arıyorum. Ya soru aklımda vardı, tam sorduğu şekilde sormak istiyorum. Soruyu bulamadım. Önce bir liste yapalım bunları. Evet, bu konuda uzmanlaşmamız lazım. Ancak sorularımız da çok dağınık geldi o yüzden. Onu biraz daha toparlayalım. Gerçi o yavaş yavaş o düzelir diye düşünüyorum. Neyse. Şöyle basitçe bir yerde şöyle bir muhabbet geçmiş. Yazılımdan para kazanmak istiyorsanız kapalı kaynak kod geliştireceksiniz demiş birileri. Bunun ne kadar doğru olduğu hakkında ufak bir konuşalım. Bu konuda sanırım ikinci videomuzda biraz bahsetmiştik. Açık Evet. kaynak kodlu sistemlerde para kazanma yöntemleri konusunda birazcık bahsedilmişti. Ama ben bu videoda bunu alalım mı emin olamadım. Çünkü hafiften Çok genel şey ucundan yapalım da gene bir girelim. İlerleyen bölümlerden birinde ama bir bunun sonraki videomuzda bir sonraki demeyelim, belki aksayabilir. İlerleyen bölümlerimizden birinde bayağı detaylı bu konuya gireceğiz. Ancak kısa bir cevap verelim. Kısa ve öz bir biçimde yanıtlayalım bunu. senden de duyalım bakalım. Senin düşüncen ne Kısa bu ve öz konuda? yanıt.
Benim şirketimde, şu an benim şirketimde geliştirilen bir tane bile kapalı kaynak kodlu proje yok. Ve en son baktığımda karnım doyuyordu. En son seni gördüğümde bayağı kilo almıştın hatta. 15 kilo fazlam var. Daha da fazla olabilir belki. Hani? Hani kahve tüketimi falan daha lüksleşti benim. Ki bunun zamandaki Pardus seminerlerinde falan da bir olayı vardı. Pardus 2009 sürüm yöneticisi Onur Küçük'ün bu tarz seminerlerde, bu arada Onur Küçük diyoruz, soyadının tam tersi ebatlarda bir insan kendisi. Oradan aç kalıyora benziyor muyum diye bir sorusu vardır her daim. Özetle, özgür yazılımdan çok rahat para kazanılır ki Red Hat'tır, SUSE'dir vesaire vesaire bunun çok büyük örneklerinden ya da Canonical'dır. Bu firmaların bir tane bile kapalı kaynak projesi yok. Ya da bir iki tane vardır al varsa. Asıl para kaynakları bu insanların açık kaynak kodlu projeleri. Ha, bundan nasıl para kazanılıyor? Bu adamlar bu projelerini direkt olarak çoğunlukla satmıyor. Bazen satıyor, bazen satıyor, bazen teknik destek veriyor. O şekilde. Ömer abi devam et. Bana göre bunu bir başka videoda daha uzun anlatsak daha iyi olur Öyle gibi yapacağız geliyor bana. zaten. Neyse, başka Çok konuları. çok kesmiş oluyor. Evet. Yani konuyu çok çok kırpınca da gerçek şekilde yardımcı olamamış gibi hissediyorum. O yüzden Özetle, özgür yazılımdan çok rahat para kazanılıyor. para kazanıldığını bilsinler arkadaşlar yeterli yani. Yani Linus Torvalds bayağı lüks bir hayat yaşayabiliyor şu an. Evet, bir kesmemiz gerekti ancak geri döndük. Evet. Şimdi bu arada bir sorumuz daha vardı. Solus hakkında ne düşünüyorsunuz? Da. Çok çok bir şey düşünmüyoruz çünkü ikimiz de Solus denemedik. Değil mi Bir daha Ömer? söyleyebilecek misin? Ses biraz kesildi benim. Bir Ha. daha söyleyebilecek misin? Solus Linux hakkında ne düşünüyorsunuz? Diye bir soru var da. Sanırım ikimizin de bir bilgisi yok çünkü ikimiz de Solus denemedik. Yok, ben denemedim hiç açıkçası. Ben de denemedim. Bir tek kullandığı paket yöneticisinin PC'den forklandığını biliyorum. Onu biliyor muydun? Yok. Ha. PC'den forklandı onun paket yöneticisi. Bayağı bildiğin PC paketi yapar gibi paket geliştiriyorsunuz. Birkaç güncelleme falan yaptılar. İsmini direkt kullanamıyorlar sadece. O yüzden ismi falan değiştirdiler. Bayağı da güzel bir paket yöneticisi ama. Ya Onun bir bana kalsa benim paket yöneticileri konusundaki seninle konuştuğumuz düşüncemi biliyorsun. Bana kalsa hepsi Pac-Man kullanmaya başlasın. ya Pac-Man olabilir. Ne olduğu önemli değil. Bir tanesine geçsinler şu çile bitsin. Yani Abi ben paket apt yöneticilerinin kullanmam. Apt kullanmam. Çok işkence apt. fark etmez. Kimin ne olduğu önemli değil. Yani bütün hepsi bir tek sisteme geçsin. Sistemde içerisinde alsınlar bunu. Standart bütün Linux'ta oturmuş standart bir tane paketleme sistemimiz olsun. Yani Core paketçiler onun ayrı o kadar uğraşmasınlar. Uygulamalar için değil de normal masaüstü düzenindeki uygulamalar için bu kafada projeler var aslında. Flatpak ve Snap bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Ve sorularımızdan Flatpak. biri de bu, ancak bunu başka bir bölümde değineceğiz. Yok, sorumuzu tamamlayalım. Alalım onu da. Eğer uzun bir şey değilse, soru değilse. Flatpak ve Snap arasındaki fark nedir? Kafa kafaya çarpıştırırsak kim galip gelir? Bu arada önce bunların ne işe yaradığını biraz anlatayım. Bunlar container dediğimiz bir muhabbetle yazılımı veriyorlar. Yani yazılımın bütün bağımlılıkları vesaire vesaire tek bir dosya içerisinde geliyor. Bunu kullanan bir işletim sistemi söyleyeceğim size. MacOS bu mantıkla dağıtıyor iş programlarını. MacOS'u programlar genelde bu şekilde kuruluyor. Bir tane container üzerinden kuruyorsun. Ben yanlış bilmiyorsam Snap'le fark bir tanesinin Canonical tarafından geliştiriliyor. Snap Snap. diye hatırlıyorum. Evet. Evet. Bir diğeri de tamamen açık kaynak kodlu. Ve arasındaki en büyük fark arkadaşlar Snap centralized yani belli bir sistem üzerinden dağıtılıyor. Şeyde ise Flatpak ise belli bir decentralized merkezde
herkesin ayrı sitesinde kendi koyabilecekleri bir yapıda şey oluyor. Yani hub şeklinde sistemler var ama belli, tamam, hepsi illa burada duracak şekli yok. Bir diğer fark ise Snap'te Canonical her Snap paketi yapacak kişiyle bir agreement imzalamasını istiyor. Yani Anlaşma. contribution denilen bir tane anlaşma imzalamasını istiyor. Birçok yazılımcı açık kaynak kod buna yanaşmıyor işin açıkçası. Bu yüzden ortadaki en büyük fark bu. Yani Canonical birazcık daha Snap paketi yapacak kişilerin kendi tek elinde olmasını istiyor gibi bir durum var. O yüzden aslında Flat bayağı bir popülerleşiyor. Şimdi zaten Orada. KDE üzerindeki birçok yazılımın yavaş yavaş Flatpak şeklinde dağıtıldığını göreceğiz yakında. GNOME da aynı şekilde. GNOME da bayağı bir yazılımını Flatpak'e geçiriyor. Ufak bir detay daha söyleyeceğim. Flatpak'in şu an ne durumda bilmiyorum. Öncesinde Snap'in mesela Snap mesela şey senin GTK temana saygı duymuyordu. Standart GTK teması üstünden yürüyordu. Flatpak mesela senin GTK temanı kullanıyor. Algılıyor. Öyle bir muhabbet var. Bu arada bunların ufak bir bu projelerin ufak bir artısını söyleyeceğim. Şu an kullandığınız yazılımların kullanacağınız platform üzerine derlenmesi lazım. Yani kullanacağınız dağıtıma uygun. Çünkü kütüphaneleriniz farklı sürümler olabildiği için çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ki bu pek çok durumda çok sıkıntılar yaratabiliyor. Özellikle karmaşık projelerde. Ancak bunlarda bütün direkli bağımlılıklar yazılımın kendi için, yani paketin kendi içerisinde olduğu için dosya boyutları büyüyor, evet. Ama her platformda birebir aynı şekilde çalışacağını garantileyebiliyorsunuz bu sayede. Sandbox'taki olay. Yani Evet. olay tamamen sistemden ayrı şey yapan, kendi yazılım şeyleri, kütüphaneleri, programın ihtiyaçları bir arada toplanan bir sistem. Yani Snap olsun, şey olsun, Aslında Flatpak olsun. düşününce oyunlar bu şekilde dağıtılsa çok mantıklı olabilir. Hemen Güzel hemen. olabilir tabii. Ara ara sesin kesiliyor. O yüzden Ha. köftem cevap vermem gecikme Senin sebebim internet ucun baya kötü abi. aynen. VPN bile çare etmiyor. Sen düşün. Ya şey, Steam'in en büyük problemi şu an Steam tarafından resmi olarak desteklenmeyen bir dağıtım kullanıyorsan eğer, yani Ubuntu ya da türevi bir dağıtım kullanmıyorsan eğer, oyunlarının bazen düzgün çalışmaması olasılığı söz konusu. Bunun sebebi ise kütüphaneler. Fakat Flatpak gibi bir sistem üzerinden dağıtılırsa bunlar aslında bu sorun ortadan kalkabilir. Evet. Flatpak'in de dezavantajı olacağı yönler dezavantajı olacağı yönler olacağını düşünüyorum ilerisi için. Ama bu ayrı bir konuşma konusu. Evet. Ve şey, kusursuz projeler değil gene bunlar. Evet. Microsoft'a geri dönmedik. Dönmeyelim ya lütfen. Microsoft. Aa. Arkadaşlar bu bölümde Aa belki dur. de Bölümü neyle bitir? Dur abi. Bölümü zorla neyle çektiğimiz bitirelim biliyor musun? Senle şey. bizim Microsoft hakkındaki teorimiz. Alo. Alo. Dedim ki senle bizim Microsoft hakkındaki teorimiz. O teori... Microsoft yakında entry kernel'dan herhalde Linux çekirdeğe geçiş yapıp kendisi bir dev olduğuna inanıyorum ben. Öyle bir düşüncem var benim. Ama ne olur bilemiyorum. Adımlarını Bilgilerim bu. özetleyeyim. Aslında düşününce bu teorinin yarısını gerçekleştirdik bile. .NET'i açtı. Linux'a supportladı. Şey. MS SQL'i Kendi şey Linux'a yazdı. portladı. He? Daha da önemlisi arkadaşlar, shell katmanına da Evet. PowerShell diye kendi shell'ini yazdı. Windows PowerShell Linux'ta çalışıyor. Ve saçma bir biçimde Linux versiyonu Windows versiyonundan daha güçlü. Bunu biliyor muydun? Evet. Maalesef. Çünkü Yakından Linux şey konutlarını da olacaktı. kullanabiliyor Linux'taki PowerShell. Neyse devam edelim. Yeni bir Linux işletim sistemi çıkarttı. Gömülü sistemler için olsa da.
Windows altında Linux subsistemi koydu. Ve bunu bayağı bir destekliyor. Devam edeyim ben. Grafik kısmında sıkıntı çıkmasın diye Vulkan'a en fazla yatırım yapmaya kalkan şirketlerden biri oldu. DirectX'i geçirmek için Vulkan'a geçecek. Ondan sonra tamamen olayı DirectX'ten kurtaracak yazılımlarında. Böyle Evet, bir durum da var. bu da demek oluyor ki oyunlarda Windows'un en önemli gerekçesi ortadan kalkıyor aslında düşününce. Vulkan da en büyük, şey, DirectX de en büyük gerekçelerden biri. Aynen. Neyse. Eğer yakında Microsoft'un Wine'a büyük katkılar vermeye başladığını görürsek eğer bu teorimiz tamamen doğru. Microsoft Windows 10'un End of Life ile beraber NT kernel'ı öldürecek. Zaten Microsoft kendi desteğinde şeyi kapattığını söyledi. Windows 11 diye bir şey çıkartmayacağını kendisi söyledi. Evet. Yani büyük ihtimalle bunlar senin söylediğin bir Vine'a şey yapıp eski PE dosyaları, Portable Executive dosyaları Vine üzerinden düzgün çalışma desteği tamamlayıp tamamen Linux sisteme geçecek gibi gözüküyorlar. Ama ne bilmiyorum. Çünkü maliyetleri çok arttı. Neyin maliyetleri? Kernel geliştirme gereksiz yere. Dur tekrar söyle abi. Kernel geliştirme maliyetleri çok arttı Microsoft'un. Büyük ihtimalle kernel'ı şeye bırakıp, Linux'a bırakıp kendileri bir DE yani desktop environment geliştirip devam edecekler. Yani Ama bunlar tamamen bir teori bizim. evet bizim teorimiz. Ki aslında düşününce mantıklı da bir teori. Çünkü şunu düşün. Microsoft'un şu anki en büyük gelir kaynağı ne? Cloud sistemler. Evet. Microsoft Windows satışlarından aslında çok fazla para kazanmıyor. Windows satışları Microsoft'un bıraktıklarından da bahsedelim. Bakın, mobil arayayı bıraktı. Android'e geçti. Şey bıraktı. Adamların en büyük para kazandıkları işletim sisteminin kendisi de değil. Onu da fiyatını da düşürdüler. Kazandıkları ne var? Ofisten. Ofis ve ofis şeylerinden şey yapıyor, para kazanıyorlar. Şeyi satın aldılar. Skype'ı satın aldılar. Skype'da Linux'u yavaş geçtiler. Sonradan geri dönüş yaptılar. Hala sunucuları Linux'a şey yaptı. Yani büyük ihtimalle bu adamlar parayı Cloud'dan daha fazla kazandığını görüp bu olaya Cloud kaymayı... ve Microsoft Office servis olarak da satılıyor artık. Microsoft Aynen Office, Skype aynen. vesaire servis bunlar. Servislerden. Ki düşününce ürünlerin arasında geliştirme ortamı da bu arada gene büyük bir gelir kaynağı. Şunu düşün. İşletim sisteminin çekirdeği hani çok fazla zaman ve iş gücü harcayan bir kısım ve gelir kaynaklarının inanılmaz ufak bir kısmı. Bunun yerine bu iş gücünü oraya harcayacağın yerine bu iş gücünün onda birini başka bir işletim sistemi çekirdeğine desteği ver. Ama bu işletim sistemi açık. Sen bunu istediğin gibi kullanabilirsin. Bunu kendi platformun için arayüzü aynı tutarsın. Arayüz geliştirme ekibi ayrı. O bu sefer bu yeni platforma geliştirir. Arayüz birebir aynı kalır. Ben bu teorimizi destekleyen bir tane daha şey söyleyeyim, olay söyleyeyim. Söyle. Git kodunun bu versiyon kontrol sistemi Linux ve dünyadaki en çok yaygın 2-3 tane var. Yaygın olanlardan biri şu anda Git. Git'in diğer, bu arada Linus Torvalds tarafından geliştirilen bir şeydir. Evet, bu Kernel arada özellikle Linus geliştirilmiştir. Torvalds Git geliştirme konusunda bir şey anlatacağım birazdan. Devam et abi. Git için en büyük kaynak desteği veren, en çok kod eklemesi yapan şirket Microsoft oldu özellikle dünyasına geçmeye başladıktan sonra. Bu hatta birçok şeyini depolarını dünyadaki en büyük Git deposu Microsoft'ta şu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Neyse, şimdi o Linus Torvalds'ın olayıyla anlatacağım. GitHub'da şöyle bir olay var. Git'in kendi commit sistemini kullanmıyorlardı bir ara. Ve Linus Torvalds bunu bayağı bir laf ediyor. Bir yerde bayağı bir laf dönüyor ve GitHub destekçilerinden bir tanesi, destek ekibinden bir tanesi diyor ki Linus Torvalds'a nasıl Git kullanılır tarzı bir belge atıyor. Linus Torvalds'a, Git'i geliştiren insana, Git nasıl kullanılır? Ömer abi, sessizleştin.
Alo? Dinliyorum, dinliyorum. Bitti. Komedi başka bir şey değil. Yani kalkıp da ne bileyim. Çok ilginç değil mi? Yorum bile yapamıyor insan ya bazı durumlarda. Bu neye benziyor biliyor musun? Adamın ismini unuttum şimdi. Sherman'a kalkıp da açık kaynak kodlu bir derleyici tavsiyesi soran elemana benziyor. Sherman'da şurada bir tane yazdığım bir tane vardı diye GCC'yi gösteriyor zamanında. Öyle bir seminerde olay oldu. Onun gibi bir şeye dönmüş bu olay. Oh. Bir gün Richard Stallman'a biri Emacs kullanmayı öğretse çok güleceğim. Neyse. O zaman Richard Stallman'ın adını andığımıza göre bölümümüzü burada bitirsek güzel olabilir. Ne diyorsun Ömer abi? Sesin gitti. Bir daha söyleyebileceksen kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün gerçekten çok kötü bir bağlantım var. Kendi aramızdaki iletişimde bile sorun yaşıyoruz. Evet. Tekrar kusura bakmayın. Tekrardan söylüyorum o zaman. Ömer abi, Richard Stallman'ın adını andığımıza göre bölümü burada bitirebiliriz. Ne diyorsun? Tabii ki. O zaman senden çıkış cümlesini alalım. Her ne kadar suçlu lisan ettiysek affola. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ben de kapı seslerimden ötürü özür dilerim. İnsanlar bazen... Neyse. O zaman ne diyoruz? Köftesi Köfte ve Ömer abiden iyi... Da, dur. Bu yeni cümleyi oturtacağım. İki kişiye uygun bir cümle oturtmam lazım. Ha, dinlediğiniz için teşekkürler. Köftes Köfte ve Ömer abiden iyi günler, iyi eğlenceler.